Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere erik şerbeti nasıl yapılır onu güzel bir şekilde tarif edeceğiz arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum erik şerbetim var. Onu göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Bu yapılır arkadaşlar. 2 hafta oldu. Şu anda kızarmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kırmızılı olmaya devam ediyor arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar yeni baştan sizlere tarif ederek arkadaşlar erik şerbetini yapmaya başlayacağız. İlk önce kullanacağımız malzemeleri bir görelim arkadaşlar. Haydi. Evet arkadaşlarım, kullanacağımız malzemelerden ana madde erik arkadaşlar. Eriği topladık. Kızarması için biraz beklettik arkadaşlar ve güzel bir şekilde duruyor. Burada şeker arkadaşlar 1 kilo şeker katacağız. Burada boş bidonumuz var arkadaşlar. Boş bidonun yarısına kadar dolduracağız eriği. Daha sonra su ilave edeceğiz. Bunlar suyumuz arkadaşlar. Bir huni ihtiyacımız var. Domates şurubu, yani domates ilacı dediğimiz ilaç var. Bir de makasımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, malzememizi tanıttıktan sonra yapmaya hep beraber geçelim isterseniz. Haydi. Evet arkadaşlar, şu anda erikleri bir yıkayım arkadaşlar. Evet, eriklerimizi tertemiz bir şekilde yıkıyoruz. Evet, eriklerimizi yıkadık arkadaşlar, tertemiz oldu. Şu anda eriklerin yıkanan erikleri arkadaşlarımız süzülsün. Boş bidona dolduruyoruz arkadaşlar. Evet, boş bidona dolduracağız değerli arkadaşlarım. Şu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlarım, biraz zaman alabilir. Kusura bakmayın diyormuşum. Evet, doldurmaya ben devam edeyim arkadaşlar. Hem konuşalım hem devam edelim. Şimdi arkadaşlar hem konuşalım hem aynı zamanda üstüne basa basa bu işi nasıl yapacağımızı güzel bir şekilde sizlere anlatalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu arkadaşlar güzel bir şekilde yarıya kadar dolduruyorum değil mi şimdi? Evet. Yarıya kadar doldurduğum zaman arkadaşlar üzerine huni yardımıyla arkadaşlar 1 kilo şeker katacağım. 1 kilo şeker. Daha sonra arkadaşlar 1 kilo şekerden sonra 1 paket domates ilacı, yani domates şurubu dediğimiz maddeden katacağız. Onu eczanelerden alıyorsunuz arkadaşlar. Domates salçası yapımında kullanılan domates ilacı veya domates şurubu dediğiniz zaman arkadaşlar size eczacılar veriyor arkadaşlar. Eczacıya gidin, söyleyin arkadaşlar, onlar veriyor. Evet, şu anda devam ediyoruz arkadaşlar doldurmaya. Evet arkadaşlar, hem doldurmaya devam ediyoruz. Biraz zaman alıyor, kusura bakmayın. Evet. Evet, şöyle dolduruyoruz. Evet, dolduruyoruz. Genellikle erikler kırmızı olursa iyi olur arkadaşlar. Ben bunlar biraz kırmızı değildi. Biraz dışarıda beklettim arkadaşlar. Kırmızı olsun diye. Tabi erikleri toplarken hepsini kırmızı toplayamıyorsunuz. İlla ki yeşil de geliyor. İlk önce yeşilleri ayırıyorsunuz arkadaşlar. Onları biraz dışarıda bekletiyorsunuz arkadaşlar. Olması için. Ne kadar erikler olmuş kırmızı olursa arkadaşlar o kadar daha güzel olur arkadaşlar. Evet. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle yere geldi mi? Az daha şöyle olmuşlarına atalım isterseniz. İsraf olmasın. Belki de israf olacak şimdi bunlar. Evet arkadaşlar, yeterli. Yarıya kadar oldu. Hatta geçiyor bile arkadaşlar. Şimdi hunimizi koyalım arkadaşlar. Şekerimizi ilave edelim. Evet arkadaşlar.
şekilimizi koyuyoruz. Evet. Şu şekilde bir yarısı. 1 litre, 1 kilo şeker 5 bardak yapıyor arkadaşlar. Ona göre şey yapalım. 1 2 3 4 5. Evet. Şeker işini tamam arkadaşlarım. Şekeri kattık. Evet. Şekerimizi de kattık arkadaşlar. Şöyle huni yardımıyla biraz yardımcı olalım inmesine. Hemen inmiyor tabii. Evet. Şeker inerken arkadaşlar bizler domates şurubumuzu halk dilinde domates ilacı yani domates salçası yaparken de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Domates ilacımızı da bir paket atıyoruz. Eczanelerden alıyoruz arkadaşlar bunu. Evet. Bakalım var mı içinde kalmış mı? Yok. Evet. Daha sonra arkadaşlar suyumuzu ilave etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir miktar su koyalım. Ondan sonra biraz çalkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle suyu koyduk arkadaşlar. Biraz çalkalayacağım şimdi bunu arkadaşlar. Biraz çalkalamam gerekiyor. Şöyle. Şeker dibine çökmesin arkadaşlar. İlaç da karışsın. Domates ilacı. Şekerini atmasanız, domates ilacını atmasanız bunu içemezsiniz arkadaşlar. Hem tatsız olur ve uzun süreli kalmaz. Evet, dans ettirelim biraz. Evet, şu anda iyi arkadaşlar. Çalkalayalım. Evet, şu anda tamam arkadaşlar. Ben suları ilave etmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet, ağzına kadar doldurmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, tamam. Hemen sularımızı tekrar koyalım arkadaşlar. Su yetmez değil, küçük şişelerden de getirmiştim arkadaşlar. İyi ki getirmişim, yetmeyecekmiş. Yetmezse video yarıda kalıyor, güzel olmuyor arkadaşlar. Evet, şöyle bakayım fazla şey olmasın. Geçen bayağı taşmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda hunimizde alıyoruz arkadaşlar. Kapağını güzel şekilde arkadaşlar. Hava almayacak bir şekilde kapatıyoruz. Evet şu anda arkadaşlar irik suyumuz. Tamam. Diğerini de göstereyim arkadaşlar. Nasıl olduğunu. Diğeri de bu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet şöyle. 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 Evet bakıyoruz. Evet. Şöyle. Bak bu daha 2 hafta önce yaptığımız. Yavaş yavaş kışa kadar artık olacak arkadaşlar. Evet. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Koyalım. Evet. Evet arkadaşlarım. Şu anda kışlık irik şerbetimiz hazır bir şekilde yaptık. Bunun kızarmasını güzel bir şekilde kıpkırmızı irik suyu olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra kuru fasulye, pilav yanında buz gibi erik suyu, kıpkırmızı bir erik suyunu içmeye heyecanlanıyor musunuz arkadaşlar? Evet, buyurun gelin hep beraber olunca içelim değerli arkadaşlarım. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Kafanızdan takılan herhangi bir soru işareti varsa lütfen onları yorumlarda yazın. Ben elimden geldiği kadar sizlere cevap vereceğim. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, var olun.